Selam arkadaşlar, bugün sizlerle 100 metreden basket atacağız desem de inanmayın, tabii ki imkansız arkadaşlar, öyle bir şey yok. 50 metre yine değil. Benim attığım yer zaten mesafe kısa olduğu için 15 metre falan attım ama bu da fake, bu da hikaye. Arkadaşlar ben normalde basket oynamayı bilmem, yani çok zor atarım. 2 metre ben zor basket atarım. Bu videomuzda arkadaşlar fake atış nasıl yapılır? Yani YouTube'a çok var, bununla alakalı videolar çok var. Böyle fake atış olarak böyle işte 30 metre falan 40 metre atıyorlar onun basket ya, yok artık evet. 100 metreden potayı bile göremiyorsun. Nasıl atacağım basketi? Yani o da var tabi. Yani bu videomuzda basket hilesi nasıl atılır veya montajı nasıl yapılır bunu göreceğiz. Bunu siz geliştirebilirsiniz. İsterseniz basket atın, şey top atın. İsterseniz bir kalemi işin içine geçirin. Bunu çok basit bir şekilde bunun montajını size göstereceğim. Bundan sonra siz istediğiniz montajı rahatça yapabileceksiniz arkadaşlar. Bunun için ne gerekli? 3 tane çekim lazım bize. 3 çekim lazım. Birinci çekim ne arkadaşlar? Topu atarken. Yani topu isterseniz 100 metreden atın, isterseniz 5 metreden atın. Şöyle topu ne yapıyoruz? Topu bir atıyoruz. Topu attık. İkinci çekim. İkinci çekim arkadaşlar topu baskete atarken. Üç ise bize tabii ki top lazım. Yani topun kendisi lazım. Bunu da şöyle havaya atalım ki daha doğal olsun. Havadayken bunu yakalayalım. Bize çünkü onun freeze frame'i lazım. Yani donmuş karesi lazım arkadaşlar. Pekala. Bunları aldık. Bunları aldıktan sonra ne yapacağız? Videomuzu her zamanki gibi kompozisyon oluşturmak için arkadaşlar ne yapacağız? Kompozisyon paneline bırakacağız. Basket efekt, evet şunu al, dosyamızı alıyoruz, hop import yaptık, hemen dosyayı al, bırak. Videomuzu kompozisyon paneline sürükleyip bıraktık. Daha sonra bize arka plan lazım. Videomuzun içerisinde mutlaka sizin olmadığınız veya topun olmadığı bir arka plan lazım. Mutlaka bir arka planı alt tarafa yerleştiriyoruz. Bize lazım. Bakın şöyle tam gitmeden şu gölgeden. Bak şu an gölge var. Olmaz. O gölgeyi biraz şey yap. Evet. Öncelikle şunu bir çoğaltalım. Ctrl'da yaptık. Alt tarafa şuraya sağ tıkladık. Time'dan ne yaptık? Buraya freeze frame'medik. Alt sağlam aldık. Arka planı yerleştirdik mi? Tamam, yerleştirdik. Bundan sonra arkadaşlar ne yapacağız? Evet arkadaşlar, ne yaptık? Ana video, orta video, yani orta video dedim. Topu potaya attığımız video ve freeze frame top. Bunları ayırdık. Ana video topu atıp işte seviniyor. O noktaya kadar gelecek. Bitecek ana videomuz. Daha sonra potaya attığımız video, bunu ayıralım. Potaya almıştık ya. Potaya atmıştık böyle. O videoyu ayıralım. Ve topumuzu havaya atmıştık. Bu topumuzda freeze frame yaptık. Fark etmez. Topu aldık. Top geldi. Hop. Tamam. Buraya ne yapıyoruz? Sağ tıkla. Freeze time yaz. Hop. Time freeze frame yap. Şu an dondu. Şunu hemen maskeleyelim biz. Şu topu maskeleyelim. Arkadaşlar tabii şunu unutmayalım. Top ile beraber. Yani top ilerledikçe veya o topu attığımız anda ne olacak? Bizim frame yaptığımız top normalde büyük. Topu attığımız nokta da topumuz küçülecek. O yüzden skala değerini küçültüyoruz arkadaşlar. Küçülttük. Sonra ne yapıyoruz? Pozisyonumuzu alıyoruz ve aynı boyut olsun. Pardon. Şöyle yapalım. Ya bir dur. Biraz daha büyütek. Boyutu aynı olsun ki tam böyle şey olsun arkadaşlar. Değil mi? Pozisyonu açalım. Aç pozisyonunu. Açtık. Top burada. Buradan sonra bu top potaya doğru gitsin. Bu top ne olsun arkadaşlar? Bakın. Şöyle inişe geçsin. Tamam. Şöyle. Hatta biz bunu şöyle şey yapalım. Biraz kaldırarak.
Position frame'in position'in sonundaki saat ikonunu aktif hale getirerek topumuzu potaya doğru götürüyoruz. Potaya götürdük. Potada bizi bekleyen bir top daha var. Unutma ikinci çekim. Ne yaptık? Tam o noktaya topumuzu bıraktık. Ha, top ilerledikçe boyutu küçülecek. Bunu unutmuyoruz. O yüzden skala değerini saat ikonunu açık tutarak ayarlıyoruz. Hani biraz daha küçültüyoruz. Son noktada potanın yanındaki noktada skala değeri en son topun boyutuna olacak arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz, tamam mı? Bunu da aldık. Topumuz ilerledi ve basket. Ha, basket oldu. Ama bize başka ne lazım arkadaşlar? Attığımız top gözüküyor ve maske lazım. Maskeleme yapacağız. Yani uygun yerleri maskeleyerek topumuzu kaybedeceğiz. Zaten altta bizim arka planımız vardı. Maskelemeci rahatça yapabilirsiniz. Kendimiz ana videomuz gözükecek. Diğer videolarda gözükmeyecek. Ana videoyu attığımız anda o noktayı maskelesi arkadaşlar ne olacak? Topun tam gittiği noktada ve freeze frame'li olan topun gittiği nokta buluşacak. Freeze frame diğer topun yerini alacak. Kafalar biraz karıştı galiba. Zaten videoları izliyorsunuz şu anda. Yani aralardan videolarımız geçiyor. Daha arada akıllarınızda kalabilir arkadaşlar. Ve artık bundan sonrası sizin maskeleme gücünüze önce. Maskeleme gücünüze ve position noktalarını güzelce almanıza bağlı. Tamamen bundan sonra size kalmış. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi montajlar. Görüşürüz. Bye bye.